Evet dostlar, videonun başında da görmüş olduğunuz gibi umut değil, çözüm istiyoruz. Bize umut değil yani, bize hayaller, hayallerle gelmeyin, bize yalanlarla gelmeyin. Bize çözümlerle gelin. Ya bizlere demeyin artık yani 8. yargı paketi, 9. yargı paketi. Arkadaşlar 8. yargı paketinden sonra biliyorsunuz 9. yargı paketi sohbetleri, muhabbetleri dönmeye başladı ortalıkta. Arkadaşlar 8. yargı paketi daha yarısı bitti. Yarısı daha görüşülmeden 9. yargı paketi çıkmaz. Bunu herkes biliyor zaten. Bir de 9. yargı paketinin çıkması yani 2025'in başlarını bulur yani. Maddeler hazırlanacak, öneriler sunulacak, milletvekilleri önerileri sunacak, Adalet Komisyonu'na gelecek, o olacak, bu olacak arkadaşlar. Onun gelmesi ancak bir sene. Ne yapalım, bir sene daha mı bekleyelim? Ya bir sene daha mı beklesin cezaevindeki mahkum? Cezaevindeki mahkumların yakınları. Yani bir sene daha mı hayalli umutla yaşasın? Ya bu oğlan hep yani şeye mi olur? Yani garibanın oğluna mı olur? Garibana mı olur? Garibanın cezaevindeki mahkumuna mı olur? Ben anlamadım. Geçenlerde haberlerde de çıktı hatta. Bir tane kadının oğlu birini öldürüyor kazayla. Kazada, trafik kazasında herhalde. Oğlunu arkadaşlar o gün yurt dışına gönderiyor. Yurt dışına kaçırıyor. Ya arkadaş sen bu kazayı yaptın, o insanı öldürdün. Hangi ara uçağa bindin? Hangi ara havaalanına vardın? Hiç mi polis bunu araştırmadı? Ulan orada insan ölmüş. Yani bunun kamera kaydı var, cartı var, cürtü var. Ama adam anında yurt dışına kaçıyor arkadaşlar. Demek ki paran olunca her şeyi yapabiliyormuşsun. Ama gariban olduğu zaman cezaevine girip adaletsiz yargılansan bile, uzun yıllar ceza alsan bile o cezayı yatacaksın. Yani seni kimse savunmaz. He, bir tane baradan avukat verirler durumun yoksa. O baradaki avukat da seni ne kadar savunursa artık aldığın cezayla yatarsın. 5 yıl alman gerekirken 10 yıl verirler sana ceza. Adaletsiz yargılanırsın. Bir tane FETÖ'cü hakim gelir yargılar seni. Sonra o FETÖ'cü hakimi tutuklarlar. Sonra o FETÖ'cü hakimin adil yargılandığına inanılıp seni cezaevinde de tutarlar. Bu da böyle şeyler de var. Ya bir sürü şeyler var arkadaşlar. Biz konuşsak da yorumlarda hemen çıkar yazarlar. İşte ceza işlemiş, cezasını çeksin. Ben de o yüzden diyorum ki bak, o kadının oğlu trafik kazasında birini öldürüyor. Ve o akşamı, o gecesi yurt dışına kaçırılıyor. Ya biraz da onları da yazın lütfen. Ya onlar da cezasını çeksin. Tamam, garibanın oğlu, garibanın kardeşi, garibanın eşi zaten cezaevinde yatıyor. Uzun yıllardır yatıyor. Parasız pulsuz yatıyor. Sağlıksız koşullarda yatıyor. Yerlerde yatıyor. Ama cezasını yatıyor. Biz buna karşıyız arkadaşlar. Biz de biliyoruz cezasını çeksin. Suç işliyorsa suçunu gitsin çeksin. Biz de bunu biliyoruz. Yani ben burada isyan etmem buna. Ben bunları isyan ediyorum. Ya arkadaşlar biraz empati kurun. Tamam, mahkumunuz olmayabilir, şeyiniz olmayabilir ama bir de mahkum olan insanı, mahkumları düşünün. Cezaevinin koşullarını gerçekten bilmiyorsunuz. Biz bu yüzden isyan ediyoruz, bu yüzden haykırıyoruz ki o mahkumlara bir ceza indirimi gelsin. O mahkumlara bir ne bileyim arkadaşlar ya, düzgün bir programa soksunlar. Cezaevinden sonra da olabilir bu. Ya iş programları olur, zaten denetimlerde seminerlere gidiliyor. Yani bir sürü şeyi var arkadaşlar. Yani bu ceza evine sokup da o cezayı sonuna kadar çektirecek bir durum değil yani. Her şeye bir çözümü var arkadaşlar. Ben buna isyan ediyorum. Ben bu yüzden affın peşinde koşuyorum. Bu yüzden basıyorum. Ya sayın MHP milletvekili Fethi Yıldız, lütfen şu mahkumlara verdiğiniz sözü tutun. Bu mahkumların bekleyecek artık takati kalmadı. Bayram dediniz, yılbaşı dediniz, kurban dediniz, Ramazan dediniz, o dediniz, bu dediniz ama siz de durdunuz, sizin de sesiniz kesildi. Siz de bir anda geri çekilmeye başladınız. Lütfen geri çekilmeyin. Bu mahkumlar sizden af bekliyor, ceza indirimi bekliyor, denetimli serbestliğin yükseltilmesini bekliyor. Biz de arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Bu seçimden sonra devam edeceğiz. Seçime kadar da devam edebilirsiniz. Yazın bildiğiniz numaralara, işte Cumhurbaşkanlığına, Adalet Bakanlığına, Fethi Yıldız'a. Ya bütün milletvekillerine yazın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar yazın.
Bakalım seçimden sonrasını da göreceğiz inşallah. 8. yargı paketinin ikinci kısmı da görüşülecek. İnşallah sesimizi duyacaklar. İnşallah bir umut kapısı açılır bize de. Artık isyanımız buraya kadardı. Artık takatimiz kalmadı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah hayırlı haberler alırsak arkadaşlar. Güzel videolar yaparız. Güzel paylaşımlar yaparız. Benim şu an yaptığım videolar arkadaşlar sadece bir tane belki milletvekiline denk gelir, görür, izler. İnşallah amacımız ondan yana sesimizi duyurmak, yani mücadelemizi sürdürmek. İnşallah sonucunu alırız. Diktiğimiz ağaç meyve verir. Göreceğiz. Allah büyüktür. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.